101, 102, 103. Bu kısa rakamlar har birimizge yakıştan iş ve vaziyatke karab. Şoşunun çıravişte albatta bu hizmet türlerden faydalanganmız. Gahıda ise halı ortası da etirozli gaplarını ham iştamız. Deylik, 103 faaliyeti bilan bağlıq. Tez tibbi yordamga qo'ng'iroq qilgandim, vaqtida yetib kelmadi, uzoq kuttirishdi degan e'tirozlarda qanchalik haqiqat bor. Bugun shu va boshqa savollarga atroflicha javob topishga barchangizni xush ko'rdik. Bugun ham aholini qiziqtiradigan va ko'plab savollar atrofida bo'ladigan mavzuni tanlashga harakat qilganmiz. Ko'pchilikning e'tiroziga kezi kelganida ochiq aytish kerak, rahmatiga, minnatdorchiligiga ham sabab bo'ladigan soha vakillari bilan bugun yuzma-yuz uchrashyapmiz. 103 qisqa raqami deyapmiz, aslida tez tibbiy yordamga ehtiyoj har birimizda bo'ladi. O'zimiz kutmagan holda tasodiflar tufayli yoki ayrim holatlarda, mavsum bilan bog'liq holatlarda albatta murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Qo'ng'iroqlar to'g'risida ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan yili adashmasam 16 mingga yaqin qo'ng'iroq qabul qilingan ekan chaqiruv. Va bu ko'rsatkich albatta mavsum bilan bevosita bog'lanadi. Deylik, o'sha shamollash yoki boshqa holatlar kuchaygan paytda, kasalliklar kuchaygan paytda. Ayni paytda ham, qish mavsumida ham bir qancha kasalliklar avj oladigan, qo'zg'aladigan davr. Bugungi vaziyat qanday bo'lyapti endi? Hozirgi vaqtda davrimizda tez tibbiy yordam xizmati sifat samarasi kundan-kunga yaxshilanib, tizim faoliyati yaxshilanib boryapti. Aholiga tez tibbiy yordam xizmati ko'rsatish juda samarali. Dori-darmonlarimiz hammasi yetarli. Yine devletimiz tarafından Volkswagen maşinalarının birleşi, umman yangi maşinalarının birleşi bu tizimdeki iş faaliyetinin yanında yaxşılanışı alıp geldi. Mevsimi kasalliklarımız var. Mesela grip vaxtlarda, grip pandemiyası vaxtlarda çakırıklarının sonu iki beraber aşıp gidiyordu. Yani şu paytlarımızda bizlerin asasi nümayemiz yardım ve muhtaç bemorlar bu birinci tayfa. Yani bizde üç tayfa çakırıklarımız olsa şaşırılınç, tezkar, keçiktirip olmadığın çakırıklarımız var. Sizler şaşırılınç çakırıklarımız bu, bu da ağır. Bemorga tezlik bilen yardım gösteriş gerek. Bu vaxt nisabı alsak 7 minutdan 15 minut uzakı 20 minut yetip başlayacak. Bu şaşırılınç çakırıklarımız ge, bizde de mesela reanimatör brigadalarımız var. Reanimasyonlu brigadalarda barcha birinci şaşırılınç tez tibbi yardımga zarur bo'lgan dori-darmonlar, aparaturalar bilan ta'minlangan. Keyingi chaqiriqlarimiz bu, ya'ni tezkor. Bu tezkor chaqiriqlarimiz 20 minutdan 40 minutgacha xizmat qilinishi kerak bo'lgan chaqiriqlar. 3-chi toifa chaqiriqlarimiz bu, ya'ni kechiktirib bo'lmaydigan chaqiriqlar. Kechiktirib bo'lmaydigan chaqiriqlar yoki poliklinika tipiga yaqin chaqiriq desak ham bo'ladi. Bular 1,5 soatgacha xizmat ko'rsatilishi kerak bo'lgan chaqiriqlar. Shu tartibda bizlar chaqiriqni tushgan vaqtiga emas, chaqiriqni toifasiga qarab mashinalarni jo'natamiz. Mana shu grip sezoni bo'ladi, mavsumiy kasalliklar sezoni vaqtimizda bizlarga ehtiyoj, tez tibbiy yordamga bo'ladigan ehtiyoj aholi tomonidan kuchayib ketadi. Shuni oqibatida ayrim bitta oiladan 3-4 ta kasalga yordam qilishga to'g'ri keladi. Ana shu vaqtlarimizda ozgina bizlar mana shu ikkinchi yoki uchinchi toifa chaqiriqlarimiz, ya'ni poliklinika tipidagi chaqiriqlar desak ham bo'ladi, sal kechikishga sabab bo'ladi. Lekin bizning standartimiz bo'yicha 1,5-2 soatda, ya'ni poliklinika tipidagi chaqiriqlarga 1,5-2 soat davomida borish nimasi bor tartibi. Masalan, yosh katta, lekin temperaturasi bor. Ayrim manasini tuman territoriyalarda tez yordam chaqirmasdan o'zlariga yordam ko'rsatishni biladilar. Dori ichadi, ana ichadi, ertaga poliklinikaga murojaat qiladi. Va shaharda 3-chi toifa chaqiriqlarimizdan chaqiriqlar ko'p tushadi. Shuning uchun ham bizlarni asosiy chaqiriqlarimizga ozgina nima bo'ladi? Ta'siri bo'ladi. Ta'siri bo'ladi. Mana shuning uchun shuni bizlarni xalqimiz ham tushunishi kerak. Mana shu 3-chi toifa chaqiriqlarga bemorda mana ENSD dedi. Ya'ni neurocirkulatorni distaniya. Bemor ishdan keldi, asabiylashdi, bu qaqoy nimadir, boshda og'riq bo'ldi. Bu albatta o'tib ketuvchi holat. Juda shoshilinch tez yordamga muhtoj kasallik emas. Shuning uchun bizlar mana shu uchinchi. Yana bo'lishi mumkin, yana neurologiski ozgina bel og'ridi. Yo bo'lmasa migren dedi.
işten çarçap geldi. Yani şimdi sürünkeli keseliklerimiz var. Yani migren kurucu. Migren kurucu kılışı mümkün. Ya mesela ayrımları yani sel başı ağrısı kan basımı ölçeşmesi hem çakırabiliyordu. Lakin bizden standart bu içerli. Bunlar poliklinikaya müracaat kıladı yani bemallar. Bizden halkımıza düşünüş gerek. Poliklinikaya kaçan müracaat kılışı gerek. Kaçan testi bir yerden müracaat kılışı gerek. Tibbi savat kallıklarını halkımızda az yine çöntürüp örgütüp başımız gerek. Kaçan BMR, poliklinikaya müracaat kılışı gerek. Kaçan test yardım gerek. Ben şu taraflarını itibar gelgen kaldı. Bizde halkımız düşünüyordu ki keç geldi dedi. Lakin bu keçki sablanmaydı. Bizden standartımız bu içerli. Bir yarım saat geçe barılışı gerek bu çakırıklar var. Bizde asasi çakırıklarımızı becergenimizden keyin. Vizitlerini, şu mevsimi keserliklerini bir antasını hem kaldırmazsan uçara gelip hizmet kılalımız. Bir kişinin haleti ağırlaşığına karab, bir günde ketmek et, iki marta çakırı emel yaşırılışı mümkün. Ha. Bu ne vaziyetlerde kandayı yol tutuladı aslında? Eğer mesela nema çakırık buldu, çakırık bu genden keyin, bize de esasen üç tayfa brigadalarımız var. Yani reanimasyon brigada, umum tarmak, vuraç evni brigada var, hem de felçerski brigada var. Eğer varsa, özellikle vuraç evni brigadamız varsa, BMR'ye reanimasyonu yardım gerek. O vakitte vuraçını özü vizip biraz, şu yerde durup. Birinci yardımını körsatçı bilen bir gelikte reanimasyonu brigadaya, merkeze telefon kılıp bunu aldırışını kıladı. Eğer yine paftoni BMR'ın özü telefon kıladı yan olsa, bize de kol merkezimiz var. Bazı iki vakitte kol merkezimizde 15 ta post təşkil qoyulur. Post bütün cihazlar bilen cihazlangan. IP telefonlar, kompüter, GPS navigatorlarımız bilen təminlengen. Bize məşu 103-ke müracaat boyan paytımızda məşu bütün ülatımızdaki çakırıklar kol merkezge. Yani nimeye düşüyordu, merkezimize düşüyordu. O şehirde bize çakırıklarını kabul kılamız. Otomatik tarzda tezlik bilen. Onu tayfaya acilatamız. Yani 3 tayfa çakırıklarımız var. Şaşırıcı tezgah geçirip bulmayı. Şu Taipei acilatkenimdeki bize de 12 tane stansiyamız var. Stansiyaya tezlik bilen kompüterde kısa müddetin içinde uzatılardı. Eğer 2 tane 3 tane çakırık buladığı olsa bir günde bir tane BMR'dan kol merkezimizde maslahatçı yani uğraşlarımız var. Posta oturttu. Nime dispeçerimiz bu dispeçerin yanına baradı da geplaşadı. Onu bilmesini tınlaydı. Bize de distansiyonlu diagnostik edilen derslerimiz var. BMR'ın şikayet eden onu teşkislar. Yani ağır mesela BMR kuşsuz. Ya ki BMR'da birden vaziyet özgerdi. Onu gepleşi, hareketi, insultke nimesi var tartı yaptı. Ya mesela infarkta tartı yaptı. Kökerekte katlık ağrık bulup tuttu. Ya mesela insultke tartı yaptı. Ya mesela BMR bir özgürlük oldu. Akvaldı. O şevaklarda biz reanimasyonu brigadan yönetirelim. Çünkü BMR'ye tola töküz tibbi yardım veriliş gerek. Gerek bozsa o şifahane alıp geliş gerek. BMR halatıya karab iş rejimi hem özgürlük. İş rejimi özgürlük. Yani şu reanimasyonu brigadamız berçe şer şeraitler var onlar için. Bunlar da EKG aparatı, defibrillator, berçe yani şu tibbi yardım gezerbe instrumental medikamentozni ama dar darmalarımız o şeyler tavsil var. Ayrım vaqtlarda o'sha tibbiy brigadaning xizmat ko'rsatish paytida deylik, xonadonlarga kelib, gohida mana shu tabletkamiz qolmadi, mana shu dorimizdan qolmadi degan fikrlarga ham duch kelgan holatlarimiz bo'ladi. Bunaqa vaziyatda nima, ular o'zlariga ajratilgan dori-darmonni shu ish tartibi davomida ishlatib bo'lgan bo'lishadimi? Yo'q, bizda unaqangi holatlar ham bo'ladi. Sababi hamshiramiz dorini tugashiga qarab markazga qaytadi. Markazda zapravka qilinadi, ya'ni başka ta'minlanadi dori-darmon bilan, undan keyin chaqiriqqa chiqiladi. Kasallikim bo'yicha uchta poliklinikada, ikkinchi poliklinikada davlina bo'yicha. Endi shu davlinam 180, eng kami 180, 200 200 oshatdan vaqtinda skoriga vizib beramiz, gamiydi. Birinchidan qayta-qayta chiqaman, iltimos dispetchera tezroq yuboring desa, ne chaqiruv ko'p. Maşin kim, kasıbrin ne temende maaş savalıma ne berligenden cevap berligen. Kesin çıkadı ben devliğinim. Lekin tumana müracaat etsem tumanda yani bir anı iki minuta geledi. Şakarda yaşıyız mı tumanda? Hava şehir 30. mahallede. Mahalleden? Hava. Doğru. Hakkımda mevsimi keserliklerde buluşum mümkün. Lekin bizlerge
Şu ana şu vaqtda kelmasa, vaqtda bormasa, mana shu bizaga murojaat qilib, biz shuning sababini bartaraf qilamiz. Eng ana shu kamchiligi. Bizaga xabardor qilinsa, bir yuzga telefon qilinsa, mana shu sizga aytchaqim, siz ana shu kechikish vaqtida biz doimiy bir yuzda bo'lamiz. Telefon qilib Doğru. Mesela yine yapamam. 100 mertem telefon etken. Yok, telefon kılışınız gerek. Bana telefon kılışınız gerek. Bizi çakırık bir gelince 20 minit oldu. Kim yaptı? Bize onu sebebini anıklayınız. Çünkü bize de o yerde oturken uğraşlarımız var. Nöbetçilikte, künütün işlediğin uğraşlarımız var. Siz an şu, eğer bundan kendisi kalıp buladık ama olsa, bir yüzyılda telefon kılıp, menga şu mesul katta shifokorni ulab berdingiz ya o'tiraz shu yerda. Muammo bo'lmaydi. Siz aytganim siz shu endi uyda o'tirib o'taverishingiz mumkin-da, lekin murojaatingizni bir yuzga telefon qilib qayta-qayta chiqamanda men o'zim ahvolimni o'zim tushunaman, davlinam chiqa chiqishini bilaman. Keyin biz ham registratsiya qilib shu vaqtdagi muammoni nima uchun kech qoldi? Nima uchun vaqtda bormadi? Shuni hal qilamiz. Ham davlinam o'lchaydigan narsalarim, apparatlarim eskirgan, bir toza bir galib, bir o'lchab, aniqini bilib Çalı çıkan, hem dövlüğüne çıkan adama her gün ne ursa bulan mı? Magnezya. Şimdi, umman evvelambar hipertenen keserliği bu sürünkeli keserlik hesaplanadı. Bu tez yardım tizimi bilen kaçan bağlık buladı. Size mesela kriz dedi. Yani hipertenen keserliğinin özü var. Hipertenesi kriz var. Bemar 170-180'de yürüyüşü mümkün dövlüğünse 180. Lekin o özünü normal seçse, otursa, telefon kılsa, başa kılsa, bu kriz yemez. Kaçan BMR'da yürek sakızda ağırlık, baş aylanışı, köngül aynış, kayıt kılış bilgileri bozsa, en şu devliğine keserlik, tez yardıma teşhisi keserlik. Poliklinikiniz bile mesletleşip, poliklinikini baş şifakarı bile mesletleşiniz gerek. Size savalım. Hazır şu kayta kayta telefon etmemiz dedi. Onu dispeçerle dediyiz, kimle görüp çıkardı dediyiz. Kan basımı aşıp gitse, siz gelmeseniz ondan hiç bu oladı. Kayta kayta telefon etse, telefonunu almasanızla, kayta cevap vermeseniz de. Keç kaldı mı? Varmadı mı? Bir yüzge telefon kalıp, bize bile mesletleşip, kette şifakarla bile. Bize onu bertaraf kılalımız. Nime için varmadı. Nime sebep oldu. Bir de nime özür iş buldu. Sizin nimeyize kadar biz iş görelim. Şunu bertaraf etkeniz için çekli vaxt ötedi, çekli vaxt kütüşü gerek. Bize de hazır, kaçan keç kaldı, kaçı çakırınız keç kaldı. O şeyini nime bile, fakat bile açsanız bize şunu hal kılalımız da. 4-3 dakikada umman çakılma vaxtta giyenemez. Yok, 4-3 dakikada demeden, 4-3 dakikada. Şunu, yine bundan geç çakırgan olsam, absolutno vaxtında gelmeyen. Skoru, hiç kaçanım gelmeyen. Saat kanım. Bundan keyin ana şu işi vaqtda telefon qildim. Yine vaqtda tez yordam kelmaydi. Yine chistlari deb. Yuqori qon bosimi bilan murojaat qilgan fuqarolar deylik, murojaat ha? Qaysi toifaga taalluqli? Nechta endi bizda borish kerak? Kriz aytayapman-ku. Gipertoniya kasalligi umuman qon bosimi baland bo'lishi. Lekin gipertoniya kasalligi surunkali kasallik. Doğru darman bilen uçtap duruladı. Başka şimdi, sebepler kan buluşu mu? Sebepi, kaçan BMR'da hipertansi kriz olsa, gerek olsa bu kriz olsa ikinci tayfa çakırıklara girerdi. Neçi dakika içi daha hizmet kursatılışı şart? 20 minutdan yarım saat uzakı barışı yaşıyor. Hazır bir yerde aracanımız tez tibi aradanını keçik piliş hakkında narazılık kılattı. Bizlerde bitti, bir yerde 13 bin yakalıya bitti tez tibi aradan açıldı. Yani kötü edilgen. Yani bu degani fakat 13 bin ahaliye bir tez bir yerden boyunda bir rayonun özü de 200... Siz tuman boyunca yapıyor musunuz? Tuman, tuman, tuman iyi şakaram, yok şakaram. Ama şimdi hamması standartında şunu da körtedilgen. Tezim bir kıl boladı bu yerde. Bunu aitmak dedim, üzerine içi birgen daimi dağrıları buluş gerek. Tez bir yerden fakat şu günkü aitken de hazır, şu vaxtın özüge tavsiye edilen birinci yerden körtedilir dedi. Eğer özünü dağrısını içmese, beraber bu dinlemesi yine irtige çıkardı. Doktorların birgen dağrısını istimal etme bizim. Her gün azanda, her gün azanda. Lekin beraber hem tez bir yerden ihtiyaç buladı. Mühtaç olamana olan, bizim bilemem de, o şey bizim yok artık koyamanda, devlinem güçlü bu an vaxtta. Tez tibbiy yordam faoliyatidagi bugün o'zgarishlar haqida yaxshi gaplarni gapirishimiz mumkin. Tizimda yaxshi o'zgarishlar ro'y berganligini bugün dori-darmonlar bilan ta'minlanganlik va ishchi xodimlarga yaratilgan shart-sharoitlar haqida ham yaxshi gaplarni aytishimiz mumkin. Biroq shu bilan birga aholining bu boradagi sizning faoliyatingizga bevosita bildirayotgan e'tirozlari ham bor.
Delik o'sha kechikishlar bo'yicha sabablarni o'rganish, tahlil qilish asnosida o'zingizda qanday bir asosli fikrlar bor? Nega chaqiruv paytida mashinalarda o'sha kechikish holatlari, xodimlar tomonidan xizmat ko'rsatish paytida o'sha kechikish holatlari yoki ayrim kamchiliklar ko'zga tashlanyapti? Bu qaysi omillarga borib taqalyapti ko'proq? Hozir qish paytida yomg'irchilik, yog'inchilik, erchilik kuzatiladi. Shu narsada hozir yo'llar ko'pincha muzlagan, tayg'anjak shuni hisobiga bo'ladi. I yo'llar tirbandligi. Yo'llarda aynan hozirgi paytda eng tirband kechki paytda imenno shu soat 6 dan soat 10 gacha tirband vaqti bo'ladi. Ertalabdan yana soat 7 dan soat 9 gacha tirband vaqti bo'ladi. O'sha paytlar hisobiga kechikishi mumkin. Yana keyinchalik ham yo'llarni ta'mir talabligiga shu hisobiga. Ayrim paytlarda shu narsalar ham kuzatiladi. O'zini yashab turgan mahallasini ko'chasini nomini bilmaydi, tushuntirib ham bera olmaydi. Endi shu o'rinda qo'shimcha aytib o'tkazamiz. Yo'llarimizda bazı bir şoförlerimiz ham yol vermesliği mümkün halatlar uçurup duradı. Şimdi aytib o'tganlar deyin, keçik peç, tırbentlik halatında hakikaten hem geçikiş halatları bolup duradı. Şimdi gün demez, lakin ayrım vakları bolup duradı. Sebepi yolda şoförlerimiz yakib olmasa maşinala yol vermedi. Aytib o'tganlar deyin, özlerini yaşap duran mahallelerini hakikaten hem bilmediler. Şu halatlarda geçikiş halatları boladı. Şimdi bir taraftan, muzanın şu registrası, yani çakırıklı menzilin registrasyonu yaklaşımızda ayrım halkımız şaşadı. Kıska palancaya var dedi, telefonunu koyadı. Ben şu az yine bize hem düşünüşler gerek. Bize mesela domdan çakırık çıkacak olmasa hazır domlarını kodlan ya. Oysa köşeye bağırıp onu başkalarından telefon kılış gerek. Ben şunu için ben iltimas kılardım. Toluk menzilini bir işte. Toluk bize gebir. Bize sonra gen menzilini bir sene. Bize hem oysa bağırıp kechikmasdan mazani to'g'ri topib olgan bo'lardik. Bu ham ishingizni sifatli amalga oshirish uchun to'sqinlik qilayotgan holatlardan biri. Va ayrimlari xafa bo'ladi. Uni aniq qilib so'ramoqchi bo'lsang, nimaga so'rayapsan? Qo'y telefon deydi. Mana shu ash taraflari xalqimiz ham tushunishi kerak. Biz adres to'liq qabul qilmasak, to'liq registratsiya qilmasak, biz yana bu ham kechikishga sababchi bo'ladi. Tirbandliklar, avtomashinalarning yo'l bermaslik holatlari bilan bog'liq vaziyatlarga to'xtalyapmiz. O'zi aslida qanday talablarga bo'ysunishimiz shart bunday vaziyatlarda? Kelish haqidagi ma'lumotlarga ham ega bo'lsak. Albatta, bu yo'llardagi shu tirbandlik, avtomashina haydovchilari, shu imtiyozli avtomashina haydovchilarining yo'l bermaslik holatlari bu qonun tomonidan ham shu javobgarlik belgilangan. Asosan shu yo'l harakati qoidalarining 21-bandida kök rengli yoki kök ve kızıl rengli mayakçalar yongan tavuş çıkaruvchi serin ala yakılgan holatda boshqariluvchi yotilgan transport vositalarini piyodalarimiz ham ve başka transport vositalari haydovchilari yo'l berishlari şart. Yo'l yoqasida harakatlanayotgan piyodalarimiz yo'lni darhol bo'shatib chiqishi kerak, yo'l chetina ularga yo'l berishi kerak ve şu mayakçası yongan yongan transport vositalarini başka haydovchilarimiz harakat tezlikini kamaytirgan holatda ularga yol berishi kerak. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi prim 5 birinchi qismida javobgarlik belgilangan. Ya'ni bu shu imtiyozli transport vositalarini yo'l bermaslik, xalaqit berish ularning harakatini bazaviy hisoblash miqdorini 5 barobar miqdorda jarima solish belgilangan va bu shu ma'muriy huquqbuzarlik bir yil ichida tekrar sodir etilsa bu bazaviy hisoblash miqdorini 25 barobar miqdorda jarima solish yoki bo'lmasam haydovchilik huquqidan bir yil muddatga mahrum qilish belgilangan. Savol bo'lishi mumkin haydovchilardan, biz shu xavfsiz koridorni shakllantirib berishimizda, shu imtiyozli avtomashinalarga yo'l berajak vaqtimizda o'zlarimiz qoidabuzarlik sodir qilib qo'ysak yoki bo'lmasam shundayday savol bo'lishi mumkin. Bu bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 271-moddasiga asosan bu bo'yicha ma'muriy huquqbuzarlik ishi boshlash mumkin emas. Agar boshlangan ma'muriy huquqbuzarlik ishi bo'lsa, u yakunlanishi kerak. Binobarin bu qoidabuzarliklarni qayd qiluvchi avtomatik kameralarimizga tushib qolgan bo'lsa, ushbu qarorlar bekor qilinadi. Ya'ni shu agar siz shu imtiyozli mayaqchalarni yaqib, sirenalarni ishlatib kelgan imtiyozli avtomashinalarga yo'l bersalar haydovchilarimiz yo'l berish jarayonida o'zi qoidabuzarlikka yo'l qo'yadigan bo'lsa, bu bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortilmaydilar. Tez tibbiy yordam, yong'in xavfsizlik xizmati avtomashinalari shu bizani yurtdoshlarimizni salomatligi va ularning bir xavfsizligi, ularning bir nima deydi,
takdiri boyunca bir hareketler birbirine hayatını saklap kalış maksadında mesela şu maksus avtomaşlardan faydalanadılar. Bunlara yol veriş, bu bizlerin üzerimiz adam gerçilik sifatından, insani sifatından bu şart da bu liman. Bize de yine yol hareketi hafızlık başkanması, yol patrolu hizmeti inspektörlerimizle işleş cereyanında bizlere köp şunun cereyalla yol akadı. Esasen şu yurttaşlarımızın tuğruhanalara tiz yetip barış mavaydı da kete tizlikte hareketlenip ya ki bu masam şunun bir avarinli halatlarını yakıp giyen halatlarında bize tohtatkanımızda şunun halat de hakikattıran arkasında özüne ayalı ya ki bu masam kızı şunun halatte tuğruhana batırgan olsa derhal bizler yol patrolu hizmeti inspektörlerimiz özlerimiz şu maksus avtomaşinalarımızda, patrolün avtomaşinalarımızda bunları küzetip bunları şu Turukhanağa tiz fırsatta barışlarını temellimiz. Bu haletlere yine içtimai tarmaklardan adamla rahmet hem minnettarlık hem bildirip çıktı. Bu arada hemimiz bir yakadan baş çıkarıp şu nerseye raya kılsak ben olayım ben maksata muvaffuk da olayım. Buna qa vaziyatlarda deylik, nafaqat o'sha salomatligimiz bilan bog'liq jihatlarda, balki mol-mulkimizga ziyon yetkazayotgan boshqa bir holatlarda, yong'in sodir bo'lgan holatlarda ham albatta ehtiyojimiz bo'ladi. Yong'in o'chirish xodimlarini o'sha chaqirgan paytimizda ularning kechikish holatlari bilan vaziyatni taqqoslaydigan bo'lsak, sizlarda nima ko'proq nima sabab bo'ladi? Sizlarda ham o'sha ish faoliyatingizga bevosita yo'llardagi tirbandlik, avtomashinalar harakati, oldingizga chiqib o'sha yo'l bermaslik holatlari sabab bo'ladimi? Bize de esasen şu fukaralar, xonadonlarda sodir bo'layotgan yong'in ve başka favqulodda vaziyatlarda yong'in qutqaruv bo'linmalarimiz o'sha joyiga esasen kechikmaydi. Kechiksiz holatlar juda ham kam uchraydi. Bu kechik holatlarga sabab bo'ladigan yo'llardagi tirbandlik ham qisman sabab bo'ladi. Asosan bizga ko'pchilik fukaralarimiz, transport vositalarimiz yo'l berishadi. Undan bizda asosan muammo bo'lmaydi. Faqat mana shu tirbandlik yuzaga kelgan payti, boya tibbiyot xodimlari ta'kidlab o'tgan vaqtlarda o'sha ertalab 7 dan 9 gacha, kechki payt 6 dan shu 10 gacha, 18 dan 10 gacha bo'lgan vaqtlarda bo'lishi mumkin. Boshqa vaziyatlarda bizga fuqarolarimiz yo'l beradi, o'sha favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan joylarga bizning yong'in bo'linmalarimiz o'z vaqtida yetib bo'lardi. Kechirish holatlari kuzatilmaydi desak ham bo'ladi. Faqat bunga sabablar masalan, o'sha ko'p qavatli uylarda fuqarolarimiz xonadonlar yong'in sodir bo'lgan paytda u yerda odamlar o'z boshimchalik bilan o'sha yo'laklarga, yo'llarga sun'iy to'siqlar o'rnatib qo'yish holatlari. O'yga har xil beton, mana yo'l patrul xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'sha to'siqlarni olib tashlash ishlarini ham muntazam ravishda olib boramiz. Begona mashinalarni kirgizmaslik maqsaddami, nima maqsadlar o'sha sun'iy to'siqlarni o'rnatib qo'yishlari, beton yoki temir beton moslamalarni o'rnatib qo'yishlari sababli o'sha bizani yong'in qutqarib bo'linmalarimiz o'sha manzilga yetib borishda juda ham katta qiyinchiliklarga duch keladi. O'shandan kechish holatlari fuqarolarimiz tomonidan o'sha sabab bo'ladi. Undan tashqari o'sha yo'l yoqalariga belgilanmagan joylarga transport vositalarini qo'yib ketishlari, belgilanmagan joyda o'sha bizani yong'in avtomobillarimiz hajmi katta bo'lganligi sababli kichkina yo'laklarga harakatlanish juda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun fuqarolarimizdan iltimos qilib qolamiz. Mana shunaqa sun'iy to'siqlar bo'lsa, ularni olib qo'yishlarini yoki o'sha kechki payt xonadonga kelgan payt, ish vaqtidan kelgan paytda o'sha mashinalarni belgilangan joylarga qo'yishligini, o'sha favqulodda vaziyatlar xizmati ekipajlarini harakatlanishga to'siq bo'ladigan o'sha omillarga yo'l qo'ymasliklarini iltimos qilib qolamiz. Bizada asosan shunaqa sabablar yo'l qo'yishi mumkin. Kuz qish mavsumi bilan bevosita suhbatni davom qildiradigan bo'lsak, albatta o'sha deylik xonadonimizni isitish uchun, boshqa bino inshootlarini isitish uchun albatta isitish tizimiga ehtiyojimiz 2 karra ortadi boshqa vaqtlarga nisbatan. Bu vaqtda o'sha nosoz holatdagi qurilmalardan foydalanish oqibatlari yoki ehtiyotsizlik oqibatida yong'in sodir bo'lish holatlari ham kuzatilyapti. Ayni paytdagi holat bilan vaziyatni taqqoslab ko'rsak. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Hozir mana havo haroratimiz pasayib ketish natijasida fuqarolarimiz uylarni isitishda har xil qo'lbola moslamadan foydalanyapti. Ularni o'sha belgilangan me'yor talablarga javob beradimi yo'qmi ulardan bilmasdan o'sha uyni isitish maqsadida foydalanyapti. Bu juda noto'g'ri. Isitish moslamasidan foydalanganda belgilangan sertifikatga ega bo'lgan isitish moslamalaridan foydalanishga tavsiya etamiz. Undan tashqari morimizdan chiqib ketadigan tizim tiqilib qolishi yoki qushlar uya qurib qolishi
natijasida u yerdagi hosil bo'lgan boyagi is gazi xonaga chiqib ketishi, u yerda fuqarolar uxlab yotgan payti bundan bilmaydi hech kim. Zaharlanish holatlari juda ham ko'p uchrab turibdi. Shuning uchun eng avvalo o'sha isitish moslamalarini xavfsizlik talablariga amal qilishlarini, o'sha befarqlik qilmasdan o'sha tegishli mutaxassis chaqirib isitish moslamalarini, elektr moslamalarini ta'minlatib, albatta bu hozir emas. Men bu kuz qish mavsumi o'tish, havo harorati pasayib boshlaydi-ku, kuz mavsumida amalga oshirish kerak. Hozir ham kimdir bu ishni amalga oshirmagan bo'lsa, hali ham kech emas. Bu maslahat beraman. O'sha tegishli gaz idorasi, elektr ta'minot xodimlarini chaqirgan holda o'zimizni sog'ligimiz, farzandlarimiz sog'ligi qolaversa mol-mulkimizni asragan holda o'sha xavfsizlik talablariga amal qilishni barcha hamyurtlarimizdan iltimos qilib qolamiz va hammani xushyorlikka chaqirib qolamiz. Pojanida odam keldi bu ya. Men ovqatga qarab o'tirdim. Keyin apka dedi, pul to'laysiz dedi. 200 ming. Keyin singlim dedim. Bularni dedim, bakuchisi yo'q dedim. Men bir amma hisobimdaman. Pul yo'q menimda 350 dedim. Keyin 100 so'm to'langansa dedi. U qizni telefon idorasining nomerlari bor. U qizni adı familiyasi bor. Menda yozilib turibdi. Qo'lima qog'oz berib ketdi, inshi dedi. Keyin plitanızı ötemiz dedi. Hem dedi, nelerini dedi, peşlerini tazalıyımız, neleri, morlan dedi. Ki bir balanı verdi, girdi içine girgenlekin, epke dedi, gazanın ne olsun tazalıyman dedi, o bala çıkıp gitti abratını. Çıkkanlekin yüzsün pulunu verdi, koluma kağızını taşadı, epke plitanı gördüm. Ha, ahırma o kadar pişirip durup mu, yerden görseniz de bu mühimi desem, bala dedi, ben 2-3 merte müracaat ettim o kıysa. Yaxşı bugün, yaxşı yerden deyip, beni aldım, umman geyen yok. Ki şu aralıkında yolunu zötüpür verdiler, bir yaşı ötkerek, kettirak adam geldi, sinirim ne için verdiniz pul, ne oldu tölediniz dedi. Şimdi ben bilmedim daha, şu pajanide işi ben diye ne kim töledik bize, yüzsün pul dedim. Buna vaziyetle cüdeyem, vülayetimizde, Respublikamız mukayesedeyem, cüdey köp sadır bol tuttu. Uzlan izlem, kör yatken bulsanız, içtimai tarmakladı hem, şu pajanidan mendip, şunaka pul yığış halatları uçuramakta. Bunun için fukaralarımızı ocaklandırıp kalamam. Biz bu teşkilatla özleri hususi tedbirkarlık faaliyeti bilen şugullan yatken, yana karşı cemiyet, şunaka namla bilen özler namla alışken, ola siz yıkanadan özge bariyan faydı, ola siz bir teknik hizmet kursatkenden ki, şöyle bilgilenen özlerini yıl devamında kursatın hizmetini kursatış gerek. O bizni favqulodda vaziyatlar vazirlik tizimiga aloqador tashkilotlar emas. Bizga ularning umuman aloqasi yo'q. Ular unaqa xodimlar kelsa, o'zlaringiz uni surishtirib, pul berish bermaslik o'zingiz ixtiyoringizda. U tashkilotlarga sizga qandaydir xizmat ko'rsatsa, yoki moringizni tozalab bersa, yoki gaz plitalaringizni ta'mirlab bersa, yoki elektr moslamangizda nosozliklarni ta'mirlab bersa, ularga o'zingiz ular belgilangan summasi bo'lsa to'lashingiz mumkin, lekin bizda unaqa tizim hech qanaqa pulli xizmat yo'q. Yong'inlarni ham bartaraf qilishga o'zimiz davlat tomonidan belgilangan yong'in avtomobillari bilan chiqamiz. Faqat bizning xodimlarimiz fuqarolar bilan tushuntirish profilaktik ishlarni olib boradi. Hech qanday ularga hech qanday to'lov yo'q. Ular shunday o'zlarini xonadonlarda har xil yong'in va favqulodda vaziyatlar sodir bo'lmasligi uchun fuqarolarimiz mahallalarda yurib, profilaktik inspektorlar mahalla faollari bilan birgalikda profilaktik ishlarni olib boradi. U boya siz aytayotgan tashkilotlar ularni bizga aloqasi yo'q, bizning vazirlik tizimiga qarashli emas. Ular o'zlari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan xususiy tashkilotlar. Shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizni ham va qolaversa barcha hamyurtlarimizdan hushyor bo'lishingizga sizlarni ham chaqirib qolamiz. Huquqiy ongni oshirish uchun albatta targ'ibot ishlariga yanada urg'u berishimiz kerak. Oldinlari faqat efir orqali mana shunday ko'rsatuvlar davomida 1-2 daqiqa to'xtalgan bo'lsak, deylik, targ'ibotni boshqa samarali usullardan ham foydalanish kerakdir. Aholi aldanib qolyapti mana. Ta'kidlab o'tganingizdek, huquqiy ongini, madaniyatini oshirish uchun siz tomoningizdan bevosita joylarda suhbatlar, muloqotlar ko'proq o'tkazilish kerak. Biz tomonidan bu profilaktika, bu huquqiy ongini oshirish maqsadida ham joylarda boshqarma xodimlari ham, shahar tuman xodimlari ham joylarga, mahallalarga chiqib ham, qolaversa boshqa
idora tashkiloti, ta'lim muassasalari bor qolaversa, mana kecha ham Xazarasovda sog'liqni saqlash bo'lim xodimlari bilan ham tushuntirish ishlarini olib bordik. Mana shunaqa savollar ko'plab fuqarolarimiz tomonidan berilyapti. Biz joylarga chiqib, o'sha mahalla bay tizimida ham ish olib boryapmiz. Fuqarolarimiz tomonidan berilayotgan mana shu savollarga tushunarli qilib, ularga javob berib, ularga tushunchalar berib bormoqdamiz. Mana fursatdan foydalanib, ko'pchilik yurtdoshlarimiz bu bizning hozir fikrlarimizni eshitdi deb o'ylaymiz va ularni ham shu hushyor bo'lishga chaqirib qolamiz. Mahallangiz hududida shunaqa profilaktik tadbirlar, uchrashuvlar bo'lganmi? O'zingiz yashayotgan hududlarda? Eshitmayman, men ham bormayman. 30-chi mahallada yashayman, 4-chi mikrorayonda gaz idorada ishlaymiz, palatamiz kuri, u ne yo'q. Pul olish uchun kelishadi. Hava, bir maslahat bering, boshqa ish ayting, pul to'lang. Yo'q, undating ish qilib, bir hech qanday ne yo'q, gapni qisqasidan. Siz yashaydigan hududda uchrashuv bo'lganmi, yo'qmi? Marhamat, aniqlik kiritib olaylik. Bo'lganmi? Yo'q. Bo'lmadi. Kimdir uyida bo'lishi mumkin, kimdir boshqa betob bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin bu bizning uchrashuv muntazam ravishda olib boriladi. Boya ham o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, yoshi kattaroq bitta xodim menga tushuntirdi. O'sha ham menimcha bizning fakultetda bo'lim xodimlar bo'lsa kerak. Spajani ham murojaat etishingiz kerak edi dedi. Berdi, unaqa tashkilotlarga pul bermang deb sizga tushuntirishdi. O'sha bizning xodimlarimiz bularga e'tiborli bo'ling dedi. Ana o'sha bizning xodimlarimiz shu. Ana xonadan-xonadan kirib, hammasi ularni bitta mahallaga biriktirilgan. Urgan shaharda, tumanda, har bitta xona, hatto mahallaga bitta inspektor, bitta xodim biriktirilgan. Qizim qichqirdidan, sen dedi, necha olib ketding deb so'ladi. Profilaktik inspektorizga o'zi hududidagi murojaat qilib, o'sha sizdan pul olib ketgan o'sha fuqaro to'g'risida o'zingizni shikoyatingizni bildirishingiz mumkin. Endi bizning xodimlarimiz bularga tushuntirishlarni olib borgan. Chunki bizlarni xodimlarimiz xonadonma-xonadon yurib, profilaktik ishlarni olib boradi. O'sha xonadonma-xonadon yuradigan profilaktik inspektorlar deylik, xodimlaringizni o'zim 40 yildan beri yashayotgan mahalla hududimda o'zimni uyimda ko'rmaganman, uchratmaganman. Lekin o'sha siz ta'kidlab o'tgan huquqiy ongim, huquqiy madaniyatim bo'lganligi bois o'zim siz masalan kuni bilan bu yerda bo'lsangiz, siz qanaqa ko'rasiz? Men boshqa a'zolarim bor. Siz a'zolaringizni ko'rganingiz, siz qachon so'ragansiz oxirgi marta? Qachon so'radi? Doim oila a'zolarimga ko'rsatmaydi. Bunaqa holat bo'lmagan siz ertalabdan. Lekin soha xodimlar birontasi bormagan. Bizning xodimlarimiz faqat ish jamiyat xodimlari faol. Ular tomonidan yurgan xodimlar faol. Uyda bo'lsangiz albatta bizning xodimlarimiz boradi. Boshqa odamlar ham bor, bitta o'zim yashamayman. Ulardan so'rab ko'ring, balki borgandir. Nimaga so'ramayman? Avvalambor shuni men ta'kidlab o'tmoqchi edimki, bu barcha xizmatlar u tez yordam xizmati bo'ladimi, favqulodda vaziyatlar xodimlarimiz, yong'in o'chirish xizmatlari, bu barcha xizmatlar birinchi navbatda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari, bular barchasi avvalambor insonlarning hayoti va sog'lig'ini ustuvorligi uchun xizmat qiladigan tashkilotlar. Demak, hozir yuqorida aytyapmiz, bu yerda biz biror kimnidir qoralash yoki bir maqtash uchun emas, birinchi navbatda fuqarolarimiz o'zining hayoti va sog'lig'i uchun o'zi mas'ulligini birinchi navbatda his qilishi lozim. Hozir yuqorida bir aytyapmiz, bu jamiyatlar yoki bo'lmasam bu yong'inga qarshi kurash jamiyatlari yuqorida aytilyapti. Bularni biz qoralamoqchi yoki xizmatini kerakmas demoqchi emasmiz. Bularni ham asosan to'g'ri ishlayotganlari, halol ishlayotganlari bor. Ya'ni bularni ham vazifasi olib qaraydigan bo'lsak, bu fuqarolarimizni, insonlarimizni hayoti va sog'lig'ini sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi hodisalardan muhofaza qilishga yo'naltirilgan. Shunday oilalarimiz bor, uyda o'zining dud bo'ronlarini tozalashga imkoniyati yo'q, yoki bo'lmasam qariyalar, yoki bo'lmasam yosh bolalar yashaydigan oilalar bor. Endi bu tashkilotlar hammasi servis xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar hisoblanadi. Sizga biror bir xizmatini taklif qiladi. U xizmatdan siz foydalangandan keyin o'sha xizmatiga haq to'laysiz. Bular shu tartibda faoliyat olib boradi. Endi yana bir narsani aytib o'tamiz. Davlat xizmatlari, bular masalan uchun bizning favqulodda vaziyatlar vazirligimiz tizimi umuman pullik xizmat ko'rsatmaydi. Shu narsani alohida bilib qo'yishingizni ta'kidlab o'tgan bo'lardim. Shundaygina siz bu jamiyatlardan yoki masalan tashkilotlardan farqlab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi bizning xodimlarimiz hozir yuqorida aytayaptilar, bizda haftaning har chorshanba kuni favqulodda vaziyatlar profilaktikasi kuni hisoblanadi. Mazkur kunda barcha viloyatimiz bo'ylab shahar tumanlarida mahallalar kesimida xavfsizlik targ'iboti tadbirlari olib boriladi.
Endi bu faqat çarşamba günü emas, bu bizni butun faoliyatimiz davomida oy mavsumiy yil davomida har bir mavsumni o'ziga xos va mos bo'lgan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ularni bartaraf qilish yoki bo'lmasam shular sodir bo'lganda fuqarolarimizni to'g'ri harakat qilishga o'rgatish borasida doimiy ravishda tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari ommaviy axborot vositalari orqali shu bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlardan muntazam ravishda olib borilayotgan tadbirlar yoritib kelinmoqda. Endi bularning hammasi insonlarning hayotini saqlashga qaratilgan. Endi fuqarolarimizdan shu narsani ham so'rab qolayotgan bo'lardikki, birinchi navbatda har birimizda xavfsizlik madaniyati shakllanmasagan, o'zimizni birinchi navbatda o'zimizni hayotimizni yoki masalan mol-mulkimizni xavfsizligini saqlay olmas ekanmiz, bu xizmatlarni bizga qilayotgan tushuntirishi yoki bo'lmasam sizga qilayotgan xizmatini biz to'g'ri qabul qila olmaymiz. Birinchi navbatda o'zimizni o'zimiz isloh qilishimiz va shu belgilangan xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishimiz zarur bo'ladi. U yo'l harakat xavfsizlik qoidalari bo'lsin yoki bo'lmasam yon xavfsizlik qoidalari bo'ladimi yoki sanitariya qoidalari bo'ladimi? Bu hammasi belgilangan xavfsizlik qoidalari, bu barchasi birinchi navbatda insonlarimizni hayoti va sog'ligini muhofaza qilish uchun ishlab chiqilgan va mana shu qonunlar doirasida biz o'z faoliyatimizni olib boramiz. Ko'proq tibbiyot xodimlari bilan o'sha chaqiruvlar jarayonida aholi o'rtasida yuz beradigan muammoli vaziyatlardan biri bir-birini tushunmaslik. Deylik, o'sha yaqini kasal bo'lgan insonning nega kechikding deya janjal ko'tarishi-yu, oxiri kaltaklanish bilan tugagan holatlarga ham duch kelyapmiz. Aynan mana shunday holatlar bevosita sizning faoliyatingiz bilan ham bog'liqmi, sodir bo'lganmi shunday voqealar? Bunday holatlar shaxsan meni o'zim xizmat faoliyatim davomida sodir bo'lgan. Xiva tuman favqulodda vaziyatlar bo'limida smena boshlig'i lavozimida bir necha yillar oldin faoliyat yuritganimda bu holat, bunday holat sodir bo'lgan. O'sha yerda qaysidir fuqaroni xonadonida o'sha kechga yaqin yong'in sodir bo'ldi. Bizning dispetcher xizmatimizga xabar kelib tushgan. O'sha voqea joyiga biz yong'inni bartaraf qilish uchun borgan paytimizda xonadon yon qo'shni uyda to'y marosimi bo'layotganligi va u yerda fuqarolarimiz ko'pchiligi spirtli ichimlik iste'mol qilganligi va bizni o'sha yong'in qutqaruv ekipaj xodimlariga xalaqit berib, u yerdagi yong'in o'chirish yengiklarini o'z boshimchalik bilan olib ketib, o'sha yong'inni bartaraf qilishga yordamlash maqsadida yoki boshqa maqsadlarda o'sha asbob-anjomlarni har yoqqa olib ketib qolgan holatlari va u yerda yong'inni bartaraf qilishda juda ham qiyinchiliklarga duch kelganmiz va ichki ishlar bo'lim xodimlarini u yerga yordamga chaqirib, o'sha yerga tartibsizlikni bartaraf qilish jarayonlarida men shaxsan o'zim guvoh bo'lganman. O'shaning uchun fuqarolarimizdan iltimos qilib qolardim. O'sha qaysidir fuqaromizni u yerda agar kishi betob bo'lib qolsa, faqat u yerda bir kishini hayoti rol o'ynaydi. Kimdir xonada yong'in sodir bo'lsa, u yerda bitta bir necha oilani u yerda sog'ligi, hayoti xavf ostida qolaversa, bir necha fuqarolarimizning mol-mulklari, xonadonligi, bilamiz yong'in tizsiz yo'q, tarqalib ketib, 3-4 ta, 5-6 ta uylarga tarqalib ketish xavfi juda yuqori bo'ladi. Shuning uchun fuqarolarimizda ko'pchilik o'sha kech kelding, tushunmovchilik narsada, suvsiz kelding degan holatlar ham juda ko'p bo'ladi. Bunga ham oydinlik kiritib o'taman, shu fursatdan foydalanib. Bizni yong'in qutqaruv bo'linmalarimiz avtomobillari har doim jangovar shay holatda turadi. U yerda o'sha ko'p hosil qiluvchi moddasi va suv sig'imi to'la bo'ladi. Qishda ham, yozda ham, qishda ham o'sha yong'in o'chirish qutqaruv avtomobillari maxsus garajlarda saqlanadi. U yerda suv muzlab qolish holatlari yo'l qo'yilmaydi, chunki har doim o'sha belgilangan 16 graduslik issiq holatda saqlanadi. O'sha yong'in joyiga borgan paytimiz, u yerda suv sig'imi 3 tonna yoki 4 tonna, 6 tonnalik har xil sig'imdagi yong'inchi avtomobillarimiz mavjud. Yong'in joyiga borgan paytda o'sha suv sig'imini bizdan nasos, o'sha yerda joylashgan avtomobil joyiga nasos sig'imi juda ham kuchli quvvatga egaligi, soniyasiga 40 litr suv berish quvvatiga ega bo'lganligi hisobidan o'sha avtomobillarga suv sig'imi 3-4 daqiqagacha yetadi. 3-4 daqiqada o'sha sarflaydi. Shuning uchun suvni hisobiga borganda u sizlarga sezilmaydi,
keldi, septi tugab qoldi degan tushuncha bor fuqarolarda. Borganda bizning xodimlar suv izlaydi. Bor chunki zaxira. Shuni biz har doim tushuntiramiz. Men shaxsan o'zim juda ko'p mana bunaqa tushuntirish ishlarini olib borganman. Mana hozir yana fursatdan foydalanib tushuntiryapman. Zaxira yig'ish maqsadida borishi bilan masalan 4 ta yong'in qutqaruvchi mavjud bo'lsa, o'sha bittasi suv izlash bilan band bo'ladi. Uning vazifasi suv topish, zaxira suv topish. Borganda fuqarodan suv qayerda bor? Su olgichlar qayerda bordi, ma'lumot so'radi. Borishi bilan u faqat vazifasi shu, zaxira suv topish kerak. Yaqin joyda suvsiz hududlarimiz juda ham ko'p. O'sha borgan paytda suv zaxirasini izlashga keyin o'sha fuqarolarimiz voy bu suvsiz ketdi-ku degan tushuncha hosil bo'ladi. Lekin vaholanki u qutqaruvchimizning vazifasi o'sha yong'in joyiga borgan paytda eng birinchi uning vazifasi suv manbayini topish. Uzluksiz boyga yong'inni bartaraf qilishda suv zaxirasi bilan ta'minlash maqsadida shunaqangi har kun kundalik nazorat amalga oshiriladi. Maqsadimiz turlicha bo'lishi mumkin chaqiruvlarni-na. Faoliyatlaringizga o'sha nazar tashlaydigan bo'lsak, har birida ko'zlangan albatta maqsadimiz bor. Kimdir jonini asrash, salomatligini qayg'urish bilan birga kimdir mol-mulkini asrashga harakat qiladi. Yana tez tibbiy yordamga murojaat qilamiz. Murojaatlar orasida o'sha qo'ng'iroqlar orasida yolg'on chaqiruvlar ham bo'lganmi? Ko'p uchraydi. Ayrim shaxslar bor. Kuniga endi aytish nima? 20-30 ta maddagacha nima qiladilar? Tez yordamni nimasiga xalaqitib berib, endi bilmadim, ularni biz nimaga uchastkovlarga ham aytib topshiramiz ayrim vaqtlarda. Topshadi. Keyin kechirim so'rab yurishdi. Ko'plari katta odamlar, ko'plari yosh bolalar. Mana shu yolg'on chaqiruvlar ham juda ko'p ishlaydi. Mana shular bizlarning ish faoliyatimizga katta to'sqinlik qiladi. Faoliyatingizga to'sqinlik qilayotgan yana bir holat yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Voqea Xorazm viloyatida ro'y bermagan bo'lsa-da, albatta soha vakillari faoliyati bilan bevosita bog'liqligi uchun keling birgalikda shu voqeani esga olamiz va ana undan keyin suhbatimizni davom qildiramiz. Men senga bicharamanmi? O'tir mashinangga ketdik. Uyga bor. Uyga bor dedim senga. O'tir mashinangga. Shavkat, o'zingni taksi bor. Yo, mashinangga o'tir. Shavkat. Yo, mashinangga o'tir, uyga bor. Yo. Nega bormaysan? Yo'q. Chiqmamasa, mentlarga chiqmamasa. Men chaqiraymi? Men menga qara. Chetda mana. Yo, menga qara. Uyimga yetib olaymi? Uyingizga olib borishim kerakmi? Obor, yo'lda ko'chada qolib ketdi. Yo'q, obor. Obormaysan, bor ket. Taksiyomi sizga? Bor, yo, taksiyom bor ket. Bor ket, o'tir mashinangga bor ket. Tibbiy xizmat kerak emasmi? Kerak emas. Men hozir qo'ng'iroq qilaman, uni uchun. Sen boring, sen boring. Qo'lingizdan qo'lingizni tortding mendan. Alo. Qo'yim naqama. Do'stim. Uyga boring. Qo'yim naqama. Bormayman. Obormaysizmi? Yo'q. Men sizga tibbiy xizmat kerak bo'lsa, shu yerda ko'rsam. Nima men qayerda ko'rsam? Men ko'chada ko'rsatsammi? Qo'lingizni bering, men o'zim bilaman. Beringman qo'limni. Nima? Nima men senga ko'chada musulmanmi? Shu mana men seni qani qimirlab ko'rsam. To'xta hozir. Indamay tur. Shokat. Uyga borsin bo'lmasa. Uyga borsin, uyga borsin. Ahvol bilasan dedimmi? Xo'p, yo'q, xo'psin, yo'q dedi. Uyga borimman dedi. Yo'l-yo'lakay chaqiriqlar uchrab turadi. Endi kamdan kam ichib olib, meni uyga borasan degan nimalar kam uchraydi. Lekin yo'l-yo'lakay chaqiriqlar uchraydi. Bitta chaqiriqqa boryapmiz. Lekin dispetcher telefon qilyapti. Mana shu biz borayotgan nimada yo'limizda bitta kishi yomon bo'ldi. Ya bironta nima tez yordamga muhtoj. Mana bu yo'l-yo'lakay chaqiriqlar hisoblanadi. Lekin ichkanlar uchrab turadi. Xonadan gap borsangiz, ayrim endi buni bilmadim, qanday odamlar ichib olib tez yordam chaqirishadi. Chaqirishgandan keyin borib ularga yordam ko'rsatishni o'zi bir muammo. Ayrimlari shu hattoki mushlashgacha olib boradida. Shuning uchun mana chakim shunday uchta nimalar ko'p uchrab turadi. Men o'zim ham shunday chaqiriqlarga borganman. Ichib olib, yordam ko'rsatmoqchi bo'lsang, nima qiladi? Hamla qiladi. Yordam ko'rsatmasang, nimaga yordam ko'rsatmayapsan deydi. Mana shu odamni nima chaqiriqlarini o'sha yerda ko'p ushlanib qolishga to'g'ri keladi. Ayrimlari bor shu xonadondan chiqarmasdan janjal ko'taradi. Bizlarga undan keyin bizlarga
biz işe hizmet kılıp, hala hadımlarımız, uçak koyunu aldıramız, maşırına nümelerim çakırıklarımı uçtaptıradı. Biz mesela özüm saha yönaş boyunca hamkar hizmetlerini, iş faaliyeti boyunca kıskaca aytadigan bo'lsam, u yerda ko'pchilik xonadonlarda yong'in sodir bo'lgan paytda albatta u yerda kuyish tan jarohati oldi, yana shunga o'xshagan fuqarolar shikastlanish holatlari yo'l berishi mumkin, u yerda tartibsizlik yo'l qo'yishi mumkin yoki o'sha yo'llarda tirbandlik holatlari sodir bo'lishi mumkin. Bunda bizni navbatchi dispetcher xizmat xodimlarimiz tegishli tez tibbiy yordam xizmati, ichki ishlar organlari, yo'l patrul xizmat xodimlariga xabar beradi. O'sha bizga yong'in kelib tushgan vaqtida va o'sha tegishli xizmatlar borib u yerda bizga o'sha yerda sodir bo'lgan o'zlarga tegishli holatlar bo'yicha bartaraf qilish choralarini ko'radilar. Yana qo'shimcha qiladigan bo'lsam, yolg'on chaqiriqlar yuzasidan bizda ham chaqiriqlar juda ham ko'p bo'ladi. Faqat yolg'on chaqiriqlar asos deyarli bo'lmaydi. O'sha yolg'on chaqiriqlar oldini olish maqsadida bizga kelib tushadigan o'sha yong'in to'g'risida xabarlar paytida bizdan navbat dispetcher xizmat xodimlarimiz qo'ng'iroq qilgan fuqarodan ism familiyasini so'raydi, telefon raqamini so'raydi. Bu paytda ko'pchilik fuqarolarimiz aytmaydi va telefonni qo'yib qo'yadi. Biz bundan maqsad o'sha yong'in chaqiriq bo'lishini oldini olish maqsadida va o'sha bergan xabarni tasdiqlash uchun unga qayta qo'ng'iroq qilish kerak. Haqiqatdan shu yerda bo'lib yong'in sodir bo'lib turdimi deb va o'sha fuqaro bilan gaplashib tasdiqlash kerak. Shu ko'pchilik fuqarolarimiz bunaqa tushunmovchiliklar yo'l qo'yadi va o'sha o'zini tanishtirmaydi. Qolaversa boshqa ma'lumotlarni bermaydi-da, qo'yib qo'yadi. Nimadandir qo'rqishadi, meni chaqirishadi yoki bunaqa holat bo'lsa surishtir ishlar olib boradi deb o'ylaydimi? Yo'q. Unaqa holatlar bo'lmaydi. U fuqaramiz chaqirilmaydi ham bizga, faqat ma'lumot tariqasida o'sha biz uni belgilab qo'yamiz. O'sha fuqaramiz ism familiyasi va telefon raqami. Shuning uchun barcha fuqarolarimizga iltimos qilaman. O'sha qandaydir qo'shni uydami yo tanishini uydami yo ko'chadami o'zini xonadonidami shunday faqat va ro'y bergan vaqtida o'zini tanishtirib, o'sha manzilni to'liq aytib, belgilangan qo'shimcha telefon raqamlarini berib, qo'yishlarini ulardan iltimos qilamiz. Shunda bizni ekipajlarimiz o'z vaqtida va kechikmasdan o'sha manzilni to'g'ri topib borishda juda ham bu bizga foyda beradi. Yolg'on chaqiruvlarga munosabat bildiryapmiz. Kezi kelganda keling, kelishgan holda albatta ishingizga xalaqit bermagan holda shartli ravishda deylik, biz ham bu imkoniyatni sinab ko'rsak. Qani telefon orqali qo'ng'iroq qilsak va necha daqiqa o'tgandan keyin studiyamizga kirib kelishlari mumkin ekan. Vaziyatni tushunasiz, biz sinov tariqasida buni amalga oshiryapmiz va aholining bu boradagi o'sha tushunmovchilik holatlariga ham barham bersa shu bilan zora. Ayni paytda 103 raqamiga qo'ng'iroq qilamiz. Kutamiz, rahmat. Xo'p, rahmat. Ana endi kutamiz. Necha daqiqada yetib kelar ekan. Assalomu alaykum. Nega chaqirdingiz? Studiyaga chaqirganingiz, sizni bezovta qildik, uzr. Eksperiment shunchaki yolg'onga chaqiruv o'rnida qabul qilmang. Shunchaki bugungi asosiy mavzuyimiz tez tibbiy yordam xizmatining sifati, ish faoliyati bilan bog'liq bo'lganligi uchun sinov tariqasida qani nechta daqiqada yetib kelishar ekan, qo'ng'iroq qilganimizdan keyin degan mazmunda qo'ng'iroq qilgandik. Va hech qanday bemorimiz yo'q. Siz bilan shu fursatdan foydalanib qisqacha suhbatni amalga oshirsak. Avvalo tanishib olaylik. Tez tibbiy yordam shifokoriman, navbatchi shifokor. Necha yildan beri ishlaysiz bu tizimda? 4 yil to'ldi. 4 yil. 4 yillik faoliyat esa kam emas. Tajriba orttirish uchun, xulosa chiqarish uchun, yaxshi va yomon vaziyatlardan chiqish uchun ham qulay imkoniyat. Qanday holatlarni esga olasiz endi? Ishingizning qiyinchiligi, mashaqqati bilan bog'liq. Yaxshi taraflari ham ko'p, qiyinchiliklari ham ko'p. Chaqiruvlarga borgan paytingizda ko'proq qaysi holatlar sizlarni qiynashi mumkin? Deylik, ish faoliyatingizga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uni vaziyatlar kamroq, odamlar tez yordamga muhtoj.
Çünkü muhtaç bulan için çakırık etkiler. Şundan baramız, yardım göstermemiz. Hazır etibar kıldım. Kısa vakit içinde değerli çünkü masafamız yakın. Cahileşkerlik için birbirimizde kısa vakit içinde yetip geldiniz. Lekin ayrı muhaletlerde oşa kongurak kılgın fukaralar tamamında itirazlar ham boladı. Çakırılgın. Mege keç geldin, keç kip kaldizler diye itirazların iştahsız. Aslında bunda vaziyetler ne sebepten sadır boladı? Endi onu yol şaraiti, abu hava şaraiti, çakırıktan çakırık ötüşümüz oladı. Şunu hal, yalgan çakırıklar var, bulan ama etmi ötmesem olmaz. Bugün gideyim. Bugün gideyim, vaktimizi alıp. Artık şu vaktiyiz almayımız. Yine bir de ciddi savalım var. Yollarda, avtomaşinada hareket kılıyorken paytingizde, başka hareketleniyorken avtomaşinada egeler yol berişedi mi sizlere? Endi köpçilik yardan beredi. Sirinadan yakıp varsa şoparımız yardan beredile. Çete ötüp duradılar. Eğer ne yaptılar, yok mesajı? Onda yok köpinçe. Sirinadası yargan olsa yardan beredi şoförlerimiz. Kelin hazır yine bir kısaca bir ameliyatımız gedeylik. Yardan beresiniz. Vaktinizin artışı olmayımız. Çünkü bir vasıta siz tamamen kursatılıyorken yardan. Kaysdır kongurak kılıp sizin kütüyorken insan için cüda zarur. Bunu kısıklamız elbette. Lekin kursatığımızın mazmun muhiyyatını açış için. Faaliyetinizi bir vasıta ahalgi kursatış için bizge sizin ham yardanınız gerek. Tasvirçilerimizden birden iltimas kılamız. Siz bilen bir gelikte avtomaşinaya oturadılar. Ve yollarda hareket mabaniyada kanın. Başka hareket İştirakçılar sizlerini kançalık kollab kuvvetleydi. Bunu birgelikte küçük sınav tarikası da ötkazıp görsek. Razı mısınız? Onda sizge ruhsat, çerçemen giyiniz. Ve bugün bir kongurağımız için özür soruyemiz. Rahmet. Sağ ol ile.
tasvirchimiz ishtirokida tasvirga olingan videolavhani ham efirga uzatishga harakat qildik. Xulosamiz o'sha. Biz qachon chin dildan uyg'ona olsak, boshqalarga yordam qo'lini cho'zishga tayyor bo'lsakgina yo'llarda bu kabi xunuk holatlarning oldini olishga erishamiz. Buning uchun esa bizda o'sha madaniyat, yana tibbiy madaniyat deylik, boshqalarga bo'lgan mehrimiz, muhabbatimiz yanada yuqori bo'lishi shart. Bugungi ko'rsatuv uchun birinchi xulosamiz shu bo'lsa, boshqalarning xulosalari qanday bo'ladi? Shulgan shahrinda yashayman. Biz shu ko'rsatuvni olib borganda ko'p bilmagan narsalarimizni o'rgandik. Endi buning uchrashuvlar bizani mahallamizda o'tkazilishini ham xohlayman. Qo'ni qo'shnilarimiz, boshqa bir odamlar ham bularni bilishini istayman. Yong'in sodir bo'ldi. Yong'in sodir bo'lganda birinchi fuqarolar yong'in qutqaruv bo'linmalarini xabar beradilar. Xabar berganda birinchi ism familiyasini to'liq aytishi, keyin bu bizning xalqimizda kuzatiladi. Falonchini G'aybullani magazinining oldida yong'in bo'ldi yoki bo'lmasam falonchi salonning oldida yong'in bo'ldi. Yo'q, unday manzil emas. Aniq mana shu mahalla, mana shu uyning to'g'risida yoki mana shu uyning orqa tomonida yong'in sodir bo'ldi deb aniq manzil keltirilishi kerak aholi tomonidan. Chunki yong'in boshlab 10 daqiqada yonib turadi, 10 daqiqadan keyin yong'in tarqalish tezligi 2 barobarga oshadi. Buni ham hisobga olishimiz kerak. Yong'inlarni o'chirishda asosan vaqt hisobga olinadi. Ertaroq xabar berish bu yong'inlarni oldini olishda yoki o'chirishda bizga muhim hisoblanadi. Rahmat. Mening taklifim hozirgidek ko'rsatuvlarni iloji boricha ko'proq o'tkazish, yanada mahallalarga borib, bunaqa ko'rsatuvlarni mahallalarda olib borish. Bundan tashqari hozirgi vaqtda istaymizmi yo'qmi? Insonlar televizorga qaraganda ko'proq internet tarmoqlaridan ko'proq foydalanadi. Hozir men eksperiment tarqasida ko'rgan videoyimiz, ya'ni tez yordam mashinasiga aholini munosabatlari, haydovchilarni o'shlarni iloji boricha internet tarmoqlarida ko'rsak, aholini, haydovchilarni madaniyati ortib, hozirgidanda ortib, tez tibbiy yordamga, yong'in o'chirish qutqaruv avtomobillariga yo'l berish madaniyatini orttirishimiz kerak. Haydovchilarimiz, piyodalarimiz asosan yo'llarda harakatlanganda orqa tomondan sirenani, miltillovchi chiroqlarni yoqib, ovozli ishoralar bilan kelgan xizmat avtomobillariga yo'l berishlari shart. Chunki o'sha holatga o'zlarini qo'yib ko'rishlari kerak. Chunki o'sha yong'in o'zini uyda ham sodir bo'lishi mumkin, xudo ko'rsatmasin, bo'lmasin, ammo yoki bo'lmasa o'zi kasallanib qolishi mumkin, ota-onasi kasallanib qolishi mumkin, bolasi kasallanib qolishi mumkin. O'shani o'rniga avvalambor o'zini qo'yib, manda shunday hodisa sodir bo'lsa nima bo'lardi degan savolni oldiga qo'yib, yo'l berib, iloji boricha chekka o'tish talab qilinadi. Qisqa raqamlarga qilgan murojaatimiz qanchalik qisqa, aniq lo'nda bo'lsa, ishning sifati va samaradorligi shunchalik ortishi haqida ma'lumot beryapsiz. Albatta, bu bizning studiyada ko'rsatuv davomida chiqargan xulosamiz. Tomoshabinlarda esa boshqacha xulosa chiqarish imkoniyatini ham bugun ko'rsatuv davomida bir qancha hayotiy misollar orqali ko'rsatishga va mavzuni yoritishga harakat qildik. Odatda hayotimizda qanday vaziyat ro'y bermasin, aybdorni boshqa holatdan yoki boshqa birovdan emas, aynan o'zimizdan qidirsakgina, o'zimizni kamchiligimizni vaqtida ko'ra olsakgina, xunuk holatlarning oldini olishga ham erishamiz. Bu borada sizning shaxsiy fikrlaringizni va xulosangizni albatta qadrlaymiz. Bizning esa bor gapimiz shu.